Hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Shadow Fight 3 Marcus Düzden full hikayeyle karşınızdayım. Bu arada kanalımıza yeniyseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız bize destek olabilirsiniz. Oyunu baştan sona hikayeyi sunmaya çalışacağım. Yoğunlukla dövüşleri göstermeyeceğim. Sadece belki bosslarda bir dövüş gösterebilirim. Olabildiğince videoyu kısaltacağım. Belki bazı hikayelerde ses konuşmadığım yerler olabilir. Onları artık siz okursunuz. Çünkü ben bazı zaman sıkılıp oyunun hikayesini okumadığım zamanlar olmuştu. Neyse, iyi seyirler. Yes be! Yes be! İşte bu be. Burada gölge zihin bir kalkışa geçti. Dünya çok zalim, çok tehlikeli. Bu sefer neredeyse insanlardan nefret ediyordum. Çocuğum sahteydi. O yalnızca gerçek olanın bir kopyasıydı. Ancak her seferinde beni nasıl buluyor? Pes etmiyor. Evet, ilk kişi o değildi ama o gerçek değil mi? Yorulmak bilmeden dostlarını kurtarmaya çalışıyor. İradesini çok kez gösterdi bile. Gerçek olduğunu iddia eden yalnızca kendi iyiliğini düşünüyor. Ve senin sevdiğin olan tüm dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Senin için hangisi gerçek? Karar vermek sana kalmış evlat. Hangisi gerçekten gölgenin çocuğu, en büyük kahraman olarak isimlendirilebilir? Evet, gölge zihin sanırsam gerçek gölgenin çocuğunu seçecek ya da kopyalardan birini seçecek, yola devam edecek. Gölge zaten öyle yapmıştı, kopyalardan birini seçmişti. Evet, bir düzlem daha tamamlandı görmüş olduğunuz gibi. Şu anda herhangi bir şeyi nasıl değiştirebilirim bilmeden bu yabancıya yardım ettim ve o dünyanın iyiliğini istemiyor. Kendi planını gerçekleştirmek için beni ve benim gölge çocuğumu kullandı ve feci bir şey planlıyor. Biliyorum evlat, artık her şeyin farkındasın çünkü huzuru gördüm ve tüm zekaya sahipsin. Ama ruhun bir şey halen bilmiyor. Terör ve kötülüğün tek ilacı, artık son yolculuğa çıkmalısın. Bu nasıl yardımcı olacak? Eğer gölge çocuğum daha güçlü hale gelirse asıl olana da güç verecek. Cevabını bulacaksın ama sana yardım eden zekan olmayacak. Korkma, artık yalnız değilsin. Asıl gölgenin çocuğu isyanda hala galiba. Biz kopya olarak son düzlemde kendi kendimize mi dövüşeceğiz acaba, ne olacak bilmiyorum. Şimdi normalden bir girelim. Bakalım bizi neler karşılayacak. Feragatçıların ayaklanması bir yıl önce bastırıldı ama general son savaşını hala rüyalarında görmeye devam ediyor. Işık sonunda seni yenecek general. Hayatımı sonlandırsan da ışığımı benden alamazsın. Gölge lejyonunun sonu yaklaştı. Şimdi hadi dövüşelim. Ne, oyun mekanikleri mi değişti? Yok, o değişmemiş. Ben ağzını kısarsam size şimdi dediğim gibi. Oyuna sonradan gelenlere de... General, uyanma zamanı. Neredeyse şafak vakti geldi. Ayrıca birisi seninle tanışmaya can atıyor. Excellence'ları, lütfen kusura bakma. Kötü haber getirdim. Neredeyse 100 tane adamımız firar etti. Bir haftadır onlardan haber alamıyoruz. Beni ölümsüz Ursus gönderdi. Lord General, lejyonu sana ihtiyacı var. Bu kadar yeter Gizmo. General mesaj aldı. Güneş doğuyor. Sabah ibadetinin vakti geldi. Dışarı çıkıp bizi avluda bekle. Lord General, sabahını mahvettiğim için özür dilerim. Gidip biraz su getireyim. İyi günler efendim. Büyük gölgeler seni kutsasın. Dönüşüm Marcus Düzlemi. Tüm adamlarım çağrıya tam zamanında geldi. Ama görünüşe göre diğer taburlarda birçok asker eksik. Alçaklar, bunların hepsi zaferimizin yıl dönümünden hemen önce oluyor. Neyse, generalimizi görür görmez kuyruklarını kıstıracaklardır. Ayrıca nerede olduklarına dair bir ipucum var. Hemen yola çıkalım mı general? Şşş, görebiliyor musun? Orada köprünün üstünde birkaç serseri bir kadına saldırıyor. Of 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 of, acı. Miydi? Dürüst olmak gerekirse seni burada göreceğim hiç düşünmemiştim lady. Yardım için teşekkürler. Generalimizi dinlerken asla rahatsız etmezdim. Ama yardıma ihtiyacım var. Great bu Gizmo'nun kardeşi olması lazım. Bu fragmanlarda görmüştük. Göçebeler bir mesaj yolladı. Gölge bataklıkları kıyılarını mahvetmiş. Sıvılaştırıcı bölüğü sorunla ilgili yerlilere yardım edecekti. Ama hala kaleye rapor vermediler. Bir hafta geçti bile. Başlarına bir şey gelmiş olmalı. Kardeşim, sıvılaştırıcılara karşı zaafın olduğunu biliyorum ama... Teğmen bunu halledebilir. Lanet kaçaklar bizi nezaketle bekliyor olmayacak. Kapa çeneni Gizmo.
Nereye gideceğimize Lord General karar verecek, sen değil. Asker kaçaklarını yakalamamız gerekiyordu ama bence kayıp bölüğe gidelim. Büyük ihtimal sırasıyla ona da gideriz diye düşünüyorum. Great, istediğin her şey her zaman elde edemezsin, değil mi? General, ölene kadar size borçluyum. Bay Haim. Lütfen haritanızı ona verin. Gölge bataklıklarına giden en hızlı yolu işaretleyeceğim. Kızıl Ordu komutanları bu vahşi doğada ne geziyor? Sizleri gördüğüme sevindim efendim. Gölgeler hepinizi kutsasın. Sizi buraya getiren nedir? Bu papağan kimdi? Gizmo, beni utandırmayı bırak. Bahsettiğin kişi göçebelerin prensi. Lütfen ona sinirlenme. Sir Tarlan, yardım etmek için buradayız. Ne kadar cömert kontaminasyon. Bu sefer çok kötü durumda. Zavallı ruhlar kliniğe akın ediyor. Neredeyse kapıları kıracaklar. Merak etme prens. Savaşçılarına yardım edeceğiz. Ya tam mükemmel geliyordu ya. Keşke yerden şeyi sallasaydım. Sahibi hata sapasağlam. Güzel bir sonuç. Bize biraz çay koy ve her şeyi anlat. Kontaminasyon normalden daha kötü durumda. Neden? Enfeksiyon çok hızlı yayılıyor. 2 hafta önce elçi gönderdim ama sıvılaştırıcılar yardıma gelmedi. Bu arada sahibi de çok değişik. Sıvılaştırıcılar mı? Hiç mi gelmediler? Gerçekten de haklıymışsın Lady. Sıvılaştırıcılar görevlerini ihmal etmezdi. Bu kötü oldu. Kamplarını kontrol etmemiz gerek. General, minnettarlığımı nasıl ifade edebilirim? Sen Saibata'yı kurtardın ve o da talihsiz halkımı kurtaracak. Bozkır bu günü unutmayacak. Cevap vermeye gerek yok. Sessizlik yeminim olduğunu biliyorum. Gölgeler seni kutsasın. Saibata, Lord Generalimiz için ne yapabiliriz? Ya kardeş, seçim üstüne seçim ya. Tarlanı seçiyorum tabii ki de. Uy, ne iğrenç bir içecek. Ordumuzun aşçısı bile bundan daha lezzetli çamur yapabilir. Tadına alışırsınız. Bozkır'da bir gölge yılanla karşılaşırsanız bu çay sizin hayatınızı kurtaracak. Bay. İşte sıvılaştırıcıların kampı ama kimseye göremiyorum. Kim bilir burada neler oldu. Şimdilik sessizce bekleyelim. Jane, gölgeleri şükürler olsun hayattasın. Teğmen nerede? Bataklıklara neden gitmedin? Jane, lütfen konuş benimle. Beni tanıyor musun? Ben Grit. Jane, ne yapıyorsun? Dur. Haha. İmparatoru kullanmasına izin bile vermedim. Ama garip bir olay var. İmparator ne işi var bu Jane'in içinde? Birçok şeye şahit oldum. Ama bunun gibisini görmedim. O bir gölge canavarına dönüşmüş. Sonun başlangıcı. Onu bulmamız gerek. Dur bakalım. Ya şimdi Teğmen'de bir gölge canavarına dönüştüyse onunla dövüşmek intihar olabilir. Hayır, bana asla zarar vermez. Ne yapmalıyız Lord General? Gizmo haklı olabilir. Önce kampı araştırmak daha akıllıca olmaz mı? Ama korkarım Lady sınırlarına ulaştı. Beni canlı ele geçiremezsiniz gölgeler. Gidip lejyonerlerinizi de beni rahat bırak. Valla garip bir yazı yazmış. Ben zor anladım ama. Kızıl Ordu komutanı, önünde eğil. Seni aptal. Sıvılaştırıcıların malzemelerini çalmaya mı geldin? Konuşmaya başla köpek. Malzemeler mi? Bozkır'ın her yanında gölgeler kol oluyor. Burada yardım için geldim. Ama beni yakaladılar çünkü artık sırlarını biliyorum. Büyük gölgeler bu sıvılaştırıcıyı ele geçirdi. Gölge canavarlarına dönüştürdüler hepsi. Bu göçebe doğruyu söylüyor. Rahat bırak onu. Bir gün gerçekleşeceğini biliyordum. Ve şu mektubu aldım. Grit sevgilim, gerçekleşti. Artık gölgelere aitiz. Kalede bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Ve onları koruyacağım. Beni affet. Seyfirt halkını vahşi doğaya götürmek istiyor. Onu durdurmamız gerek. Kaybedecek zaman yok. Dur kıpırdama. Şu adamı görüyor musun? O da kim? Başka bir sıvılaştırıcı mı? Gölgelerin bir meleği. Lejyoner. Usta için daha fazla lejyoner var. Usta memnun kalacak. Seyfirt nerede? Onu sen mi götürdün? Cevap ver. Yalvarıyorum, sıvılaştırıcılar nerede? Tüm hizmetkarlar ustanın nerede ihtiyacı varsa oraya gitti. Sonraki hizmetkarı da sensin. İtaat et. Felaket. Hadi bakalım. Efekt olanlardan değil, onlardan yeterince gördüm. Bu sanki doğrudan gölge enerjisinden yapılmış gibi ya da öyle gözüküyor. Sıvılaştırıcıları delirten o muydu? Sorun şimdi çözüldü. Hayır kardeşim, görüyor musun? Bir şey yola çıktı ve geliyor. Günahlarımızın bedeli olan korkunç bir ceza. Seaford yakınlarda bir yerde. Tüm halkı ormana gidene kadar ayrılmayacak, bizi izliyor, dinle. 4 insan gidin 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 buradan. Usta şimdi bizi çağırıyor.
Seaford, üzgünüm, hayır gidemezsin. Ölümsüzler seni ve askerlerini arındıracak. Kuralları çiğneyemem ben. Sorun yok, yok. Sen benim Alex. Sarah, Grew, o ormanda geri çekil ya da hemen öl Creed. Ölümsüz, ölü. Kardeş, nasıl bir şey, ne? Ölümsüzler cehenneme. Silahlarım gözükmüyor benim. Oyunda bir bug olmuş sanırsam. Yapma be. Çünkü sadece orada göstermek istedim aynı anda. Zaten daha önce de böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Sürekli uzaktan saldırı yapmanız lazım. Yoksa yakın saldırılarda biliyorsunuz ki böyle patlamada knockout oluyorsunuz. Ben tabii orada son bitirişi yapmayı düşünürken o beni bitirecekti. Ve üzerime Wolverine uçuşu yaptı. Ve patlamada kendi gitti. Kendi imha oldu. Her sıvılaştırıcının için gölge canavarı vardır. Gölge enerjisini yapabilen de bu şey. Bu kadim armağanı çok az kişi bilir. Canavarları neden onların kontrolünü ele geçirdi? Biliyorum. Bir şeyler değişti. Henüz fark etmediğimi bir şeyler. Devriye yakında burada olur. Seaford kaleye götürecekler. Diğerleriyle. Onlar da ilgilenilmesi gerekecek. Lady, iyi hissediyor musun? Bunu yorumlarda okunuşunu yazmıştınız ama ben şu anda unuttum tabii ki. Seaford bunu bana söylediğinde ona inanmamış ve bir efsaneden ibaret olmasını ummuştum. Ama yaratıklar artık uyandı ve tekrar insana dönmeyecekler. Her neyse, yardımların için teşekkürler general. Kılıcım senin davana ait. Şimdi su kaçakları zamanında yakalamaya çalışalım. Yakaladığımız ezikler kaçakların toplanma noktası konusunda çok netti. 5 yıl önce ortaya çıkan bir berduş köyünü hatırlıyor musun? Biz konuşurken kaçaklar o yerin harabelerine doğru yoldalar. Gizmo, Bozkır halkı berduş değil. Onlara böyle deme. Göçebeler düzgün ve asil insanlardır. Sen ve ben düzgün insanlarız kardeşim. Göçebeler de yalnızca çalışmaktan aciz tembel hayvanlar. Saçmalamayı kes. Neredeyse geldik. Tetikte ol. Bizi pusuda bekliyor olabilirler. Bu adam da kim? Yüzü tanıdık duruyor. Sanki daha önceden de görmüş gibiyim. Kaçmasıydı. Ama 3 harekette bunu indirebileceğimizi hiç tahmin etmemiştim. Merhamet et. Lütfen beni öldürme. Seni karanlıkta tanıyamadım. Majesteleri, ne yapacağını fark eder etmez konunun dışında kalmaya karar verdim. Bizim ahmaklar orman halkıyla bağ kurdu. Kuzeyliler mi? Mantıklı konuş. Zaten 40 yıldır başlarını eğiyorlar. Lejyonun hainlerini hoş karşılamaya cesaret edemezler. Bir yıl öncesinden bahsetsen haklısın ama prensleri geçen ay öldü. Oğlu şanslı Sivan, yeni orman prensi. Kavgacı biri. Anladım. Askeri mahkemeye çıkmadan önce bizi hainlere götürmen gerek. İçimden bir ses önümüzde uzun bir yolculuk olduğunu söylüyor. General, Westfaldlar Kuzeylileri hatırlayamayacak kadar genç. Onları ormanın sülükleriyle tanışmaya hazırlamalıyız. Grit ile Dua. Grit eski yaralarından endişeleniyor. Endişelerini dindirmek için akşam duası birlikte gerçekleştirin. Gizmo eğit. Gizmo bir baş belasıdır ama takdir edildiğini biliyorsa güvenilir bir askerdir. Güvenini kazanmak için ona bir iki numara göster. Evet, ben burada daha önce Grit'i seçtiğimiz için Gizmo'yu eğitmek istiyorum. Çünkü güvenini kazanmamız lazım. Gizmo'yu seçiyorum tabii ki de. Gizmo'yu eğitelim. General, size teşekkür etmeyi unuttum. Efendim, sonuçta kardeşimin hayatını kurtardınız. Çok anlaşıyor sayılmayız. Grit oldukça dindar ama o benim tek ailem ve nezaketinizin karşılığını ödemek için elimden geleni yapacağım efendim. Bu ne küstahlık? Bu kafirler ebedi istirahatin yanına yerleşmeye nasıl cüret eder? Dahası da var Bay Heim. Efendim, ebedi istirahati arenaya çevirdiler ve kendi eğlenceler için oraya dövüşler düzenliyorlar. Korkaklar, kutsal yere girmemiz yasak olduğu için bundan faydalanıyorlar. İşte lejyonerler de geliyor. Babam burnunu buraya sokacağın konusunda beni uyarmıştı. Burada hoş karşılanmıyorsun. Git buradan. Bu çocuk burada ne arıyor? Bozkır'dan geliyor olmalı. Ailen nerede çocuk? Ailem Kızıl Ordu askerleri tarafından katledildi. Aslında generalin burada olması iyi bir şey. Gölge Lejyonu'na son verme zamanı geldi.
Her ikimiz için son round. Şöyle bir okları sallayayım. Şöyle bir çekici de tut. Sonra sen bir atıcı tutarsan burada olay perfect yani. 3 harekette senin işini bitir. Kızıl Ordu generali bir çocuğu dövdü. Gördün mü? Gördün mü? Bağırmayı kes. Çocuk değil o. O bir adam. Onu eğiten bendim. O da iyi iş çıkarttı. Baba, başarısız oldum. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Kimi hayal kırıklığına uğrattın? Ağlamayı bırak. Sağ yumruğun üzerinde daha sonra çalışırız. Az önce Kızıl Ordu generalini küçük düşürdün. Aferin sana. Aşağıladı, aşağıladı. Askerler de generalle dövüşmek istiyor. Ordusu olmadan ne yapacak? Çok heyecanlandım. Yeterince uzun zamandır zevzeklik ediyorsun evlat. General ölmeden önce sana bir şans daha verecek. Sakin ol ihtiyar. Git ve kalede generalle ve çavuşlarla oyna. Burada hepimiz özgür ve eşitiz. Sivin böyle söylüyor. O budala değil. Prens Sivin budala değil. Özgür ve eşit. Kardeşlerimiz Kızıl Ordu generali ile bile hesaplaşacaklar. Acınası bir generale karşı çok kalabalıksınız. Bu adil değil. Richard herkes için dövüşecek. Meydan okumayı kabul etmelisin general. Excellence'ları. Bu avamlarla dövüşmemelisiniz. Onların yeri dar ağacı. Avamlar ne ya? Susun. Biz 5 kişiyiz. Onlarsa 500. Zaman kazanacağız ve Sivan'ı neyin peşinde olduğunu öğreneceğiz. Richard generalimizin dengi değil. Çok güzel. Richard'ı köşeye sıkıştırmamız iyi oldu. Ve orada knockout ediyoruz. Sivan, kardeşler, prensimiz döndü. Sivan, misafirlerimiz var. Ironclad, kardeşim, hatırlıyor musun? Annemin güneş kıyılarına açıldığı güne bir ay kaldı. Bugün tövbe günü, misafir yok. Demek bu inin sorumlusu sensin. Annen arkadaşlarını daha dikkatli seçmişti. Krala düşmanlık başlatmamıştı. Krala düşmanlık başlatmak demek kulağa eğlenceli geliyor. Ama senin şu kralını nerede bulabiliriz? Onu en son ne zaman gördün? Yaşıyor mu? Biliyor musun? Majesteleri, senin de kralın. Ayrıca ölümsüzler yaptıklarına memnun olmadılar. Bunlar bizim halkımız. Ve yasayı çiğnediler. Ama artık buradalar. Yani onlar da aile. Ve ben tövbe gününde aileme göz kulak olacağım. Ironclad, onların gönlünü hoş tut. Hemen döneceğim. Bu orman prensi kesinlikle cesur bir arkadaş. Ebedi istirahatı bir arena dönüştürmek mi? İlginç bir fikir. Huzursuz hissediyorum. Ebedi istirahatı korumakta başarısız olduk. Höyüklerin üstünde bir anma duası okumak gerek. Çok geç olmadan. Ebedi istirahat ateş çocuklarının kadim arenasının tam üstüne kurulmuş. Sivan söyledi. Bu doğru. Sivan ateşin lütfunu geri getirmek için bu arenada ritüel dövüşleri yaptırıyor. Her şeyi yanlış anladın. Wilswalt'ın kızı. Git ve kendin gör. Burası askerlerin öfkeli ruhlarıyla dolup taşmış. Her şey Legion'un buraya bir zırh çöplüğüne dönüştürmesinden dolayı oldu. Bunlar höyük, çöp kutusu değil. Neden soyumun adını nereden biliyorsun? Ustanın istediğini gerçekleştir. Ama da sen köşeye sıkıştırdın beni ya. Mükemmel aldık ya da alamadık. Alamamışız. Bu nasıl olabilir? Gölgeler asla insan sesiyle konuşmazlar. Neden bahsettiğimi anlıyor musun? Ölümsüzler bizi kandırıyor. Onlara gerçekten inanıyor musun? Senin şu gölgeler Lejyon'un tarafındaysa neden tüm bunlar yaşanıyor? Ölümsüzler ya yalancılar ya da ahmaklar. Sessizlik. Tekrar susarsam kardeşim, eminim gölgeler bizi öldürüyor. Ateş çocukları doğruyu söylüyor ve yakında tüm Lejyon bunu öğrenecek. General, Çavuş Heim, rapor vermeme izin verin. Sivan adamları kaleye doğru yönlendiriyor. Yanında 3-4 düzine adam var. Kale mi, şimdi mi? Ama bugünün tövbe günü olduğunu söylemişti. Ve yalan da söylemedi. Tövbe gününde ateş çocukları ölen kişinin kaybettiği bir şeyi geri getirmeye çalışır. Sivan kesinlikle başaracak. 3 ya da 4 düzine fazla değil ama başkent şu an yıl dönümünü kutluyor. Kimse bir saldırı beklemiyor. Onlar uyarmıyor. Bu olmayacak. Daha akşam yemeği yemedim. Doyurun kardeşim, doyurun. Bakalım kalabalığın favorisinde. Oluyor. Ironclad bir anda önümüze fırladı. O bir de hareket çekti. Yani biz onu hareket olarak algılarız. Daha sert mi? Daha sert mi? Ha, 3 roundluk bozmuş ya bu. Kesin hile yaptın ya. Aynen hile yaptım ya. Dişlerin say kardeşim. Şunu bir atarsak. Güzel dövüş diye buna denir demiş.
Artık kim olduğunu hatırlıyorum Ironclad ama adını söylemeyeceğim çünkü söylersem ruhum pislenir. Gölge Lejyonu'na ihanet ettin, ömrüne zeval gelmesin, ailenin hatırasını küçük düşürdün, kendinden utanmalısın. Siz neye bakıyorsunuz veletler? Siz lejyondunuz ve şimdi evlerinizi yağmalamaya giden orman sülüklerini memnun ediyorsunuz. Ahmaklar, Kızıl Ordu'yu rezil ettiniz. İçinizde tek bir zerre cesaret kaldıysa silahlarınızı alın ve analarınızı savunun. Hom, bize at bulun. Ayrılıyoruz. Orduyla ya da yalnız başıma. O tokmak kafanın kaleyi almasının önüne geçeceğim. Çok geç kaldık. Çoktan buraya gelmişler ve görünüşe göre savaş kalenin içinde devam ediyor. Sülükler, zavallı ruhun etrafını sarmış. Hadi ona yardım edelim. Zavallı ruh mu? O kralın danışmanı. O kaçmaya mı çalışıyor? İşte bu. Son duamı etme zamanımın geldiğini sandım. Hangi cehennemdeydin? İçinde olduğumuz durumu görmüyor musun? Tüm saygımla Sayın Danışman Bey, kale dışından durumu değerlendirmemiz bizim için zor. Burada ne oldu? Sayıca azdılar ama muhafızlarımızın işini hızlıca bitirdiler. O anda şehrin dört bir yanına dağıldılar ama ölümsüzler güvende. Dev çekişli bir hınzır 15 civarı insanı yere serdi. Şimdi ana caddede direvarlarından biri olmalı. Bir dire var mı? Ben de bugün daha fazla kötüleşemez diye düşünüyordum. Bakın şimdi yol seçeceğiz. Otto tek bir söz söylemeden sana ünlü kale gölgesinden bir şişe veriyor. Bu içkiyi yalnızca gerçek bir lejyon dayanabilir. Hom'un yüzü çok tanıdık geliyor. Söylediğine göre izcinin başı daha önce birçok kez belaya girmiş ama babasının uğurlu tılsımı onu her seferinde kurtarmış. Şimdi izcinin tılsımı Sergei'nin gölgesi. Bak tılsım deyince hoşuma gitti. Şimdi orada içki deyince biraz çekindim. Neyse ben tılsıma gidiyorum. Kuzeyliler itaat edemez. Çünkü babamın da bir keresinde dediği gibi ormanın kendisi onları öfkelendiriyor. Haklıymış değil mi? Tılsımı seni korusun. Bu driver birkaç arkadaşı da burada. Hom, Lady, emniyete al ve o iş üzerindeyken şehirde ne olup bittiğini öğren. Sir Haim, tek yeteneğim dikiş değil. Sizle kalıp savaşacağım. Böyle bir şey olmayacak Lady'm. Ben kardeşiniz ve general kendi başımızın çaresine bakacağız. Gölgeler hepimizi güvende tutsun. Ağzını... Ama normalde bir ara köşeye bir sıkıştım, patlama. İnanamıyorum. O izbandutları yendin. Keşke benim de iyi haberlerim olsaydı ama ne yazık ki yok. Kuzeyliler şehirde saklanıyor. İçeri girmeye nasıl başardılar? Birileri kapıları onlara açmış. Aramızda hainler var. Şaka gibi duruyor. Tabii sen söyleyince demek istiyorum. Eski defteri kapatalım Lady ile birlikte Kuzeylilerin aristokrasi ve diğer kastlar arasında destekçileri olduğunu öğrendik. Gece savaşçılar bile onlarla işbirliği içinde. Ayrıca bir hapishane kaçışının yapılacağı duydum. Bu bir komplo. Suçlanacak kişi o lanet olası ateşe tapanlar. Uzun zamandır dikkatsiz davrandık. Keşke kral burada olsaydı. Neyse nereden başlayacağız general? Kaleye giden yolda birkaç gece savaşçısı gördüm. Bu ya bir pusu ya da kuzeylilerle bir randevu. Bu durumda o randevuya katılıp hainlerin canını okuyacağız. Tutsaklarla da komplo kuruyorlardır kesin. Burada gece savaşçısı görmek garip. 20 yıl önce kralla uzaklara yelken açtıklarını düşünüyordum. Bak torun çekişleri geliyor. Tut bakalım. Güzel, buradaki hala tekmeliyor. Gizmo, burada kalıp onu sorgula. Peki efendim. Ayrıca hapishaneye doğru acele etmemiz gerek. Neyin ne olduğunu öğrenince hemen gelip bizi bul. General, efendim, hapishane kaçışını kimin önderlik ettiğini biliyor musun? Reinhardt. Hatırlıyor musun? Kafirlerin ona peygamber dediği feragatçı. Ölümsüzler onu idam etmeye cesaret edememişti. O zamanlar hapishanede olduğum için bunları biliyorum. Yanlış hüküm giymekten ama artık önemi yok. Eğer Reinhardt kaçarsa efendim... Açıklamayı bize bırak. Aptal değiliz. Şu anda en son isteyeceğimiz şey başka bir feragatçı ayaklanması. Hissediyorsun değil mi? Ülkemiz kargaşa içinde. Bu tesadüf değil. Ve Reinhardt takipçileri hala çok fazla. Onu hemen yakalarsak iyi olur. Şimdi şöyle bir bacaktan. Yani önce gardiyana dövüşük sonra Reinhardt'la dövüşsek olmaz mıydı? Back gardiyan kapıyı açmış. Neyse. Bak. Bir kaçtın sonra bir daha geri geldin. Nasıl yani? Baş gardiyan Reinhardt'ın tarafını mı tuttu? Demiştim sana. Onu kaçırdık kahretsin. İşte buradasınız. Sonuçta çavuş general beni takip edin. Ram, Heald ve adamları taht odasını geçti bile. Taht odasına ayak basmaya nasıl cesaret edersin seni ateşe tapan? Burası gerçekten taht odası mı? Müze olmalı. Kral burayı uzun zamandır ziyaret etmedi değil mi? Dilini tut seni orman sülüğü.
General, köpeğin kokuma katlanamıyor. Eskiden kabilelerimiz birbirine saygı duyardı ve o zamanlar halkınız gölgelere tapmıyordu. Özel olduğunu söylemişlerdi. Sanırım doğru. Gölgeler ruhunu yozlaştırmış ama hiç kimselere benzemeyen bir savaşçısın. Şimdi dinle. Dövüş benimle. Değerli bir rakip için can atıyorum. Kazanırsan ateş çocukları kaleye terk edecek. Kaybedersen gerisi sana kalmış. Bu Iron Clayton kankası değil miydi ya? İlk sinematikte de görmüştük. Biraz uyu demiş. Bütün gün devam edebilirim. Ben de edebilirim. Sıkıntı yok benim için. Ama senin ne yapmak istediğini anlamadım. Tanıştırayım seni. Seni önce şuna bir vurayım. Oha! Boğa gibi geldi süstü beni. Şu Thor'un çekişlerine bir tanıştırayım seni. Yani Thor bile ne bu kadar güzel çekiş atmamıştır. Tamam, Thor'a laf yok. Üçüncü round. Neredeyse Demir Perfect gitmiştik. Adam süsüyor ya. Ha koç doğru ya. Tabii süse. Affedin beni eksanasları. Hapisten kaçan Reinhardt değildi. İşleri batırdım. O savaşçıda yanlış bir şey olduğu konusunda haklıydım. Reinhardt'ın zırhını giyen o Helga denen kızdı. Kandırıldık. O başarılı oldu. Ateş kardeşleri gerçek peygamberi kurtardık. Huzur içinde yelken aç anne. Tövben artık tamamlandı. Kardeş, bu dini konulara girmeseler güzel oldu. Çünkü hazır bizi de dinden çıkaracak. Kehaneti yerine getirdik. Ve tahtı gerçek kraliçeye iade ettik. Artık eve dönelim. 3 gündür ayaktayım. Buradan canlı çıkamazsın seni sülük. Dene ve durdur o zaman. Kolayda. Şimdi Sergey ile bize konuşmalar geldi. Sağ ekranın sağ kısmında bir titremeler var. Umarım size gözükmüyor. Mesela onlarla yazısı Vard'ın içine girik çıkıyor be. Yani bir ekranın sağ tarafında bir titreme var. Yani sizde gözükmüyordur umarım. Ben yazıyı ondan dolayı pek okumaya girmeyeceğim. Çünkü kafam karışabilir. Şimdi ufaktan. Shadow Fight 2'de de zaten böyle yapıyorduk. Yakında Shadow Fight 2 Special Edition'a Sensei Usta'nın hikayesine tekrardan başlamayı düşünüyorum. Tarlan. Okumak isteyenler videoyu durdurup okuyabilir. Ben yine de yavaştan geçiyorum. Yobaz'la. Var ya şu kan biçici. Şu özelliği güzel. Tabi vurduk be işte bu. Eksikleri var. Hadi be tutamadık. Bunun gölge özellikleri falan çok güzel. Diğerinde ufak tefek bir girdim baktım. Yorumlarda görmesem zaten kimi bir yorumlara yazmış. Bir Marcus düzlemi geldi diye. Yani o yorumu görmesem, yorumları okumasam Marcus düzlemi gelip gelmeyeceğini de göremeyecektim. Yani oyuna öyle bir salmıştım yani açıkçası. Hadi bakalım. Şöyle Tarlan'dan da konuşmayı gördük. Hala kolay da yani ben hiç hikayeyi görmek açısından hiç düşürmeyi düşünmüyorum açıkçası. Boss'a gelince boss'ta çok şey olursa ekipmanlar, setleri falan düşürmeyi düşünüyorum. Şimdi Sven'la geçen kapıştırdık bir. Sven, hadi bakalım. Sven. Yarı final bölümüne. O Saibata tekrardan karşımıza geldi. Iron Collective diyoruz zaten. Evet. Yasaklı ada. Şimdi biz Sivan'la geçen kapıştığımız için Sivan'a güvenmiyorum ben. Ben yasaklı adaya geçmek istiyorum. Ama bir de kapı. Soldakini ben şey sanmıştım. O değilmiş ama yine de soldaki adama güveniyorum. Yani Tarlan'a güveniyorum. Saibata sandım adı. Ondan biraz karıştırdım ama kime güvenip ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. Bakalım. İyi geldik diyor. Hatırlayamadım. İşte bunu yersin. Oo Jun. Şunu mu kurtarmaya geldik?
Ya şimdi burada böyle karşılaştırma mı olur ya? Jun'un Efsun'u, Saibata'nın enjeksiyonu. Şimdi ben Jun'u seçiyorum ya. Saibata aslında daha mantıklı ama yani bilmiyorum, Jun uzun zamandır bizde ya. Aslında Saibata daha mantıklıydı. Yani konu şey olarak. Çünkü Saibata neyse ya. Seçtik, seçimimizi yaptık. Sergey'den. Bu bölüme, yani bu kısımda neredeyse Jun konuştu. Çoğunlukla. Şef, o barda şeye bayağı benzemeye başlamış. Gölge zihinde eller falan hep şey olmuş. Ironclad suratına yumruk atasım var dedi. Hiç gözüm tutmadı diyor. O direkt yazı oyunda çıktı. Şimdi burada ne olacak? Geçeceğiz de. İkimiz de aynı hareketi yaptık sanırsam. Ben kazandım. Bu ne? Play the game. 22 dakika mı? Bu arada oyunun hikayesi güncelleme yüzüne kapandığı için mi ne gitti galiba. O kısmı göremedik galiba ya da yoktu bilmiyorum. Tam bakıma girecek zamanı buldu. Şimdi Jun'dan konuşmalar var. Devam et diyelim. Şeften de konuşma. Ironclad. Şef. Şimdilik. Hadi işte bu. Perfekti de aldık. Evet. Şöyle bir yavaştan geçeyim. Acele edin dedi Jun. Hadi bakalım, mağarayı bulduk diyor. Bu adam neler? Yeterince insan ölmedi mi diyor. Ne yapabilir diye. Ağrılar hisset. Aha! Ağzını o forma geçerse yenilmez gibi bir şey oluyor. Ben şöyle alayım seni. Seni ağrılar hisset. Evet, Saibata'dan kısa bir konuşma. Herkes öldü, bir tek ben kaldım diyor. Hadi. Bir kolaya düşünce tekrardan bir başlayayım dedim. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğim diye. Evet, Link bizi bir yere götürüyor. Link'in feneri, Ironclad'in cesaret konuşması. Link bizi çağırdığına göre onun peşinden gidiyorum kardeş. Konuşma. Dostum sen beni indiremezsin. Canım bile ne gitmiyor. Umarım... We'll be right back.
Hadi be, benden önce tavrandı ama indi. Bakalım bizi neler karşılayacak. Marcus Düzem'e artık sona yaklaşmışız açıkçası. Yani çok basit geliyorsun normalde olmasa ama beni... Tarlan. Tarlan'la mı kapışacağız acaba? İşte bu ya. Görelim. Maksimum ulaşabilmem için kaç kararlılık gerekiyor acaba? Şunu bir daha atalım. Evet, diğerlerini tekrar kullanamadık. Bir şişe içelim. Olmadı. Bir özellikle de onu bir tekrar denemek istiyorum. Evet. Evet. Yol açık artık diyor. Bak general. Solmuş duruyor. Sağlıklı görünmüyor. Yanlış anlama demiş. Direnme general. Köprüler arasında yüksel. Sana rehberlik edeceğim. Sen neden bahsediyorsun be kadın? Ölüyor görmüyor musun? Felaketi yenemezse ölecek ama yenerse de ışığın ebedi yaşamı bahsedilebilecek. Işığa güven general diyor. Ben biraz hızlı geçeceğim. Çünkü bugün Helga'nın ilahisi diyor. Ya da Sergei'nin şakası diyor. Tabii biz Helga'nın ilahisine devam etmek istiyorum. Çünkü orada bir şeylerden bahsetmişti demin gördüğünüz gibi. Helga'dan devam edelim. Dağın tepesinde savaştılar. 3 gün 3 gece kılıçlar sallandı. Patrick düştü ve ruhu gecede kayboldu. Mario'nun küçüklüğü geldi karşımıza. Sakın korkma, seni koruyacağım diyor. Bir dakika, Helga ile Mario aynı değil galiba o zaman ama ikisi feragatçı. Ruhunu gölgeler teslim etti. Lan ruh yani şey diyor, bakalım gölge zihin. Neyse, gölge zihinden konuşma var. Bir sefer Marcus görünümünde karşımıza çıkıyor. General, hapı yuttun diyor. Geri dönüş yoktur. Bu savaş kaybettin diyor. Tutmayacak büyük ihtimal. Çok hızlı attık. Tuttu ve headshot hem de. Tamamladık acaba da o kadar kararlılık verdi. Helga'dan konuşma var. Şöyle yavaştan geçmeye çalışacağım. Çünkü okuma şeyine girersem kötü okuyacağımı biliyorum. Çünkü ben güzel okuyormuşum gibi oluyor ama mikrofon sesimi kötü kaybetti diyor. Ya da ben sesimi beğenmiyorum. Ama bu şekilde konuşurken sıkıntı olmuyor. Sadece yazı okurken sıkıntı oluyor. Şöyle bir geçelim. Zaten bu Shadow Fight 3'te hikaye bazı çok karmaşık yani. Bir hikayeyi anlayana kadar insanın aklı karışıyor cidden. Mairo. Evet, gölge zihninden konuşmalar geldi. Şöyle bir yavaştan bunu da geçelim ki okumak isteyenler okuyabilir. Bakalım karşımıza kim çıkacak boss olarak. Ve şöyle... Gölge zihin. Bayağı bir konuştun gölge zihin ha. Yani artık bir salar mısın yani? Iskaladık. Enteresan derken bitiriş geldi. Evet, bakalım gölge zihin tekrardan karşımıza geldi. Şöyle yavaştan. Ben büyük ihtimal bunu editte ve videoyu izlerken sizlerle beraber okuyacak gibiyim. Hikayeyi anlamak açısından. Ama bir sonraki bölüm hikayeyi ufak özet geçer miyim orasını bilemem. Unutabilirim belki. Şimdi devam diyelim. Kolay da devam ediyoruz. Sürekli hep gölge zihin konuşuyor. Yani şu an konuşan kimse yok gibi şu anda.
Bu arada gölge derken gölge zihninin anne falan muhabbetleri geçti. Arada bir görür gibi oldum ama sonra bir bakalım neler kopuyor. Şöyle. Devam. Evet, gölge patlamasını yaptık. Kirpi oklarını atmak istiyordum ama köşe sıkıştığım için yine gölge zihin. Artık gölge zihin, yani Markus çık karşımıza da dövüşelim seninle artık, belli oldu. 2'ye 1 sen konuştuğuna göre seninle dövüşecek gibiyiz. Hadi bakalım şöyle bir devam edelim. Şimdiki yazılar elveda. Elveda derken dostu dövüşeceğiz gibi kırmızı olduğuna göre. Ironclad karşıladı bu sefer bize. Şöyle bir. Evet. Kraliçe Mairo. Oo, demir küçük değil miydin sen? Ne ara bir yürüdün? Sergi. Kardeş ne oluyor? Herkesten bir konuşmalar geliyor şu anda. Demirden beri hep gölge zihin konuşurken. Şimdiki size herkes konuşmaya başladı. Şöyle devam diyelim. Oha! Acı, sansürsüz küfür etti. Böyle bir şey olamaz yani. Oyun yapımcısı yani, ayıp ediyorsunuz yani. Bu kadar da bir kendi... Ya oyun yapımcısı sövdü lan bize resmen. Üzgünüm dedi ve ekranda böyle bir yazı geldi. Ve Jun'dan konuşmalar var. Bir de Kraliçe Mario'dan yazılar var ama yanlış değilse hikaye bitti. Hani yeni hikaye geldi diyenler vardı. Mario'dan da konuşmalar var. Ve Kraliçe Mario'dan tekrar. Burada yazılara bir dokunayım ki kazara girer mirerim. Ondan şunları bir bakalım. Bunları bir göz atalım bakalım. Burada neler geçiyormuş konuşmalar açıkçası. Gölge bu şeyi veriyor. Sen şunu bir tut. Ha, tutma yokmuş bundan. Yer atma varmış. Evet. Feragatçı Helga. Şöyle yavaştan geçeceğim. Ormanın kalbinden önemli bir mesaj var diyor. Ama perfect yapacaktım. Gözlerindeki deliliği görüyor musun? O başka bir dünyaya ait. Başka bir gerçeklikteki safçıların Kızıl Ordusu'nun bir parçasıydı. Generallerin gölge hala burada. Onu serbest bırakmalıyız. Ormanın kalbi böyle söyledi. Bu dünya onu reddediyor. Ortadan kaybolması gerekiyordu. Ama doğanın kanunlara körü körüne uyma taraftarı değil. Başka ebedi gölgeler olduğunu duymuştum. Babam bana bazı ruhların zamanının onları tamamen tüketemeyeceği kadar büyük olduğunu söyledi. Yakınlarda böyle bir yer var. O tapınakta büyük bir kahramanın doğduğunu söyleniyor. Ve o ölünce de oraya hapsoldu. Tapınağa nasıl gideceğimi biliyorum. Şimdi ormanın kalbi kahramanın tapınağı. Kahramanın tapınağına gidelim ya. Babam bana bu kahramanın özel olduğunu söyledi. Gölgeleri dünyamıza getiren bu kahramandı. Ve bizi onlardan koruyacak da olan o da. Bu kahramanı hayatta döndürürsek ya da en azından onunla konuşursak birçok şey değişebilir. Hissedebiliyorum. Hadi bakalım. Ölümsüzler. Kralı değiştirdiğinde babam daha çok geçti. Kralla yaptığımız anlaşma sayesinde bize saldırmalarını engelledik. Diyarımızı ele geçirip bizi rahat bıraktılar. Ve girmeye cesaret etmedikleri tek bir yer var. Kahramanın tapınağı. Gölgelerin bir çeşit kapıdan geçerek dünyamıza girmesine izin veren o kahramandı. Bunun için kendini hiç affetmedi. Gölgeleri küçümsedi ve o sonunda onu yakaladılar. Kral yaşam gücünü aldı ve ortadan kayboldu. Kahraman doğduğu tapınağın içinde bir şekilde kapanağı kısıldı. Yakındaki tapınağı kastediyorsan etrafında dolaşan bazı lejyonerler var. Görünüşe göre ölümsüzler artık bir şeyleri deneyecek kadar cesur. Eğilemedim ya, eğilemedim. İkinci perfect'i alabilirdim. Biri bizi izliyor. Bir gölge hayaletinin varlığını hissediyorum. Jun'un sırrı, Sergei'nin planı. Şimdi Jun'un sırrından gidelim ya. Şimdi oradan gitmek istiyorum. Baba, kahramanın hayaletini yakınlardan izledi ve önemli bir şeyi fark etti. Kahraman savunmacı dövüş stili korudu. Enerjisini bir denge
durumunda yoğunlaştırarak kahraman yenilmez hale gelir. Halkımın öğrettiklerinde denge en önemli şeydir. Sana birkaç hareket göstereceğim. Kahraman şok olacak ve savunma konsantrasyonunu kullanamayacak. Kirlenme çoktan başladı ama karamsarlığa kapılmayalım. Kalplerimizi yitirirsek bu durum sonumuz olur. İşte burada gölgeleri dünyamıza getiren gerçekten de o mu? Bu yüzden onlardan nefret ediyorum hala daha. Ben şu gölge özelliğimi bir açayım mı? Oo. Çok iyi oldu. Oo gitti, çabuk gitti. Buraya gelmişsin. Seni çok uzun zamandır arıyordum ve sonunda buldum. Demek ki çabaların boşuna değilmiş. May haklıydı. Dinle, bu iblis gölge kapılarını açmak istiyor. Gölge kapıları onu yalnızca Mairo durdurabilir. Kralı Mairo'dan kurtulmak için geri getirecek ahmak neyse bu kadar yeter. Hepsi benim suçumdu. Sana verdiğim onca zarar için beni bağışla. Bu dünya var olsun istiyorum. Lütfen bana umut bahşet. Ortadan kayboldu. Durum buysa ve majesteleri dönecekse Kraliçe Mairo'ya haber vermemiz gerek. Babam mı? Geri mi dönüyor? İnanmıyorum. Kahraman öyle dedi. Majestelerin tehlikeli olabileceğini de söyledi. Tehlikeli tabii ki. Babam artık mantıklı düşünemiyorum. Lejyonu mahvedecek. Endişelenmeyin. Majesteleri size bir şey olmasına izin vermeyiz. Sokaklar neler olduğunu gördünüz mü? Bu usta her kimseye daha fazla insanı manipüle etmeye başladı. Endişelenmeyin. Bu kuklacının tüm iplerini keseceğiz. Lejyonerler kimsenin kurşun askeri olmayacak. Oo, güzel aldık. Biliyordum. Ebedi istirahatgah bile felaketin esiri olmuş durumda. Durum çok kötü. Ebedi istirahatgah dünyamızla gölgeler dünyası arasında ince kalkanı destekliyor. Eğer kalkan bozulursa... Tanrı aşkına bu da kim? Olduğun yerde kal. Gerçek kraliçe adına emrediyorum. Sen bunu tutarsın. Şunu da tuttuk mu işim bitiyor zaten. Olamaz. Ölüm anne bu. İdam edilmemiş miydi? Edildi. Endişelenmeye başladım. Lütfen buraya terk edelim. Eğer ölüler geri geliyorsa felaket onların takip ediyor demektir. Çabuk tahta odasına geri dönmeliyiz. Baba. Yaklaşma. Usta seni alt etmek istiyor. Bizim dünyamıza ulaşamıyor. Bu yüzden seni incitmek için beni kullanıyor. Majesteler, hayatımız tehlikede olsa bile kızınızı koruyacağız. Usta kim? Kim bu ilginç şey? Ona bunu ödeteceğiz. Evine giden yolu bulmaya çalışıyor. Gölge kapılarını tüm düzlemlerde açacak. General, onun hükmünü nihai kabul et. Kızımı kurtar. Geliyor. Kim olduğumu unutacağım. Kim olduğumu unutacağım. Lejyon ölmesine izin verme. General, beni alt et. Oo, lütfen iyi, ona iyi bak dedi. Baba, artık yok. Ustanın gücünden kurtuldu. Teşekkür ederim general. Sağlam bir dövüş mü kaçırdım? Hey, majeste, kız neden böyle ağladı? Onu üzdünüz mü? Gelin ve beni üzmeye çalışın, ahmaklar. Aynı kraliçe, sen neyin artistindesin? Ağlamayın sevgili kraliçem. Babanız annemle kutlamaya yapıyor. İkisi de güneş kıyısında eğleniyor. İyi arkadaşlar da. Sizi temin ederim. Kralı zapt eden o aşağılık herifi de bulacağız. Onu bulacağız ve güzelce terbiye edeceğiz. Burada olmamızın bir sebebi var. Evet, hatırlıyorum. General Çavuş Haim, Orman Prensi'nin bir ricası var. Biraz dinlen ve yolculuğa hazır ol. Bir süre yalnız kalmak istiyorum. Tanrılar aşkına, bu gerçekten olağanüstü. Vakit yok Ironclad. Drevvarlar hazır mı? Yine mi drivarlar? Dir falan mı yetiştiriyorsun? Vir yaralarıyla ilgilendiği için Eger ve Annika seni orman kalbiyle tanıştıracak. Diğer herkes uzak dursun. Gitti. Şimdi tarafımızı seçme zamanı geldi. Helga'nın duası, dışlanmışın tekniği. Dışlanmış teknik var burada gördüğünüz gibi. Yazılar okuyabilirsiniz. Ben burada okumaya gitmeyeceğim çünkü kötü okuyorum ama Helga'la bir duaya gidelim ya. Dua iyidir ya. Duala bir şeyler yapabiliriz. Kripte yaşayan ruhlar hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Feragatçinin kulesindeki kitaphanede bu kitaplar için ayrı bir raf vardır. Aralarında en korkunç olanı da toprak yarıcıdır. Ondan da korkmuyorsan
Seni hiçbir şey korkutmaz. O nedenle sessizce dua edelim. İtiraf etmeliyim ki bu kuzey ağacı oldukça güzel ama bu ağaçlara tapma olayı biraz garip. Aynen, ağaçlara tapılmaz. Tipik lejyoner işte. Herkesten daha mı zekisin yani? He, kimsenin ağaca falan taptığı yok. Ormanın kalbi onun içinde yaşıyor. Anladın mı? Bu kalp de ne ki? Civataların gevşemiş. Tamam ama cezasını neden biz çekiyoruz? Susun. Duydunuz mu bu arada? Ya tam vuracaktım ama bu silah da kaldırıp saldırana kadar bak bacaktan alırım. Görünüşe göre pek de aceleci değilsiniz ha? 2000 yıl kadardır neredesiniz? Boş verin, cevabı belli zaten. Zamanımız az olduğu için beni dikkatlice dinleyin. Gölgenin çocuğu artık korkunç bir şekilde güçlü. Gölge zihin bile onun kontrolü altında. Ama çocuk yalnız ve sizler sayıca çoksunuz, anlaşıldı mı? Sen? Beni görünce mutluluktan sahır mı oldunuz? Kutlama yapmak için çok erken. May'e ulaşmak üzere onu kurtarın. Artık burada kalamam. Nereye kayboldu? Onu daha önceden tanıyor gibiyim. Bu bir rüya mıydı? Onu başka bir yerde mi gördüm? Bu hislere anlam veremiyorum. Ormanın kalbi tehlikede. Bir şey oldu. Dönmemiz gerekiyor. Gölgenin çocuğu dedi ve hikaye girdi. Seven, sizinle tanışmamı istedi. Burada parti veriyoruz. Ölümsüzler birliklerini yolladı. Ortalık biraz karışmış durumda. Kardeşine partisi. Olamaz, çığlık sesleri. Kara feragatçiler. Kokuya bakılırsa yok. Onları durdurabilecek miyiz? Kokuyu çıkardın demek he? Evet, akrabaların burada. Ellerini sallıyor. Garip bir şeyler yakıyor ve çark benzeri bir şey hakkında şarkılar söylüyor. Lady, tekrar gelmişsin. Zaman çarkı durdurulamaz Helga. Çark bundan böyle yalnızca geriye doğru dönecek. Yakalayın. Evet, ağzını ağzına çok güzel vurduk. Sizi zavallı yiğitik ruhlar. Usta sizi arındıracak ve gölgeler yoluna koyacak. Benim kaybetmem bir şey ifade etmiyor. İyi birisin bayan ama düşünme yetilerini kaybetmiş gibisin. Gerçek kraliçe sana bir şey ifade etmiyor mu? Artık kral ve kraliçe yok. Dünyanın tek bir hakimi var. Bunun ilk farkına varan da Sefirint. Başaramazsın sanıyordum. Ölümsüzler bize saldırmak için ordularını gönderdiler. Alçaklar, o zavallı askerlerinin bize karşı şansı olmadığını biliyordu. O yüzden de lanet feragatçileri getirdiler. Hedeflerindeki şey ormanın kalbi. Biz değiliz. Ormanın kalbini ne yapacaklar ki? Misilleme yapmak için birazcık geç gibi. Kendileri için istemiyorlar. Usta ormanın kalbini yok etmek istiyor. Ve ölümsüzler de ona göre hareket ediyorlar. Cesedimi çiğnemek zorunda. Bak gel. Gitti. Kızıl aslanı da indirdik. Kızıl aslan mı? Kana susamış bir psikopat. Kara feragatçiler mi? Orman prensi. Seni tanımıyorum. Neden bu kadar çok korkuyorsunuz? Lejyonerlerden korkmuyorlar. Shorheim. Korktukları kara feragatçilerin ritüelleriyle çağırdıkları tüm driverlerin başı. İğrenç gölgeler. Kutsal ağacı yozlaştırdı. Ateş gelin. Hepinizi yakalayacağım ve küllerinizden yeni ateş çocukları yaratacağım. Ağaç ormanın kalbini gizler. Beni öldür ama ağacı bağışla. Büyük reis. Ağaç. Dünyamızın umudunu koruyor. Bu dünyayı kaybettiniz. Gölge kötülükler her yerde. Ateşi reddettiniz. Yeniden doğabilmeleri için ormanı yakacağım. Sakin ol ihtiyar. Hangi çağdan geldiğini bilmiyorum ama bu diyar artık Kraliçe Myro'ya ait. Ateşe vermeye kalkarsan boynunu kırarım. Kaon, sen aşağılık hain. Yoluma çıkma. Kanımı yeterince emdin. Yine mi bu lanet hikaye? Benim adım Otto Heim. General, lütfen bana yardım edin. Beni durduramazsanız onu öldürürüm. Bizim parlamamın özelliğimiz yok. Tabii sen de vurursun bize. Güzel. Gölge grifunu indirdik. Kolaydı zaten. Hepinizi tanıyorum. Seni hatırladım Jun. Itu, yardım et. Bütün halkım katledildi.
Kubbeyi yok etmeliyim. Bekleyin dur Prox, gölgenin çocuğu. Kitsune, öyle herkese istediğin gibi saldıramazsın. Proximus artık lanet bir kızıl ordu generali. Bu arada kendisi de general. Demirden halk, benden uzak durun gölge iblisleri. Tekrar etmeyeceğim. Bir adım daha atarsanız öldünüz. Döngü neredeyse kırıldı. Madde kötüye gidiyor. Her an geleceğe ulaşmak üzereyiz. Nanami desteği var. Gördüğünüz gibi Nanami dünyanın en zeki botuymuş. Herhangi bir düşman nasıl yeneceğiyle iyi bilirmiş. Şimdi Kitsune de iyi niyetiyle kimse sorgulayamaz. Bizim için her zaman en iyisi arzuladığı için ben Kitsune Nanami'yi neyi seçeyim ki ya, şeyi seçiyorum. Gölge alanı baskılayıcısını mı kullanacaksın? Gerçekten mi? Aynen öyle. Kimsenin kendine zarar vermesini istemiyorum. Özellikle de Proxy'nin. Pekala, sen bilirsin. Burası neresi böyle? Ironclad ve ormanın prensi nerede? Helga nerede? Bu demirden insanlar da kim? Birincisi, biz demirden değil, gelişmiş malzemelerden oluşuyoruz. Bugünlerde bir bota demir demek hakarettir. Sizi ikinizi de hatırlıyorum. Güç komitesinde mi çalışıyorsunuz? Tam olarak hatırlamıyorum. İkincisi, bir insan farkında olmasa da tüm zaman akışlarındaki olayları hatırlayabilir. Örneğin Bayan Jun birinin sözünü kesmenin kaba bir davranış olduğunu unuttu. Üçüncüsü, General Marcus ile konuşmalıyız. Zamanında geldiğimiz için şanslıyız. Dördüncüsü, şuradaki adamlar baş başa konuşmamıza izin vermiyor. Küçük bir avcı timi ama yine de can sıkıcılar. Ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Hadi. Bir saniye, geriye çekin. Can bastım. Büyük ihtimal mükemmel yine saymaz lazım. Demin de öyle bir şey oldu o da. Mükemmel. Kimse sözümü kesmiyor. Nihayet. Neredeyiz? Burası neresi? İşte bu. Dünyada gerçekleşen dileğiniz. General Marcus, kubbe yok edildi. Dikkatlice izleyin. Burada 3644 kişi öldü. General 500 kadarı çocuktu. Yaklaşık 1500 kadarı da yaşlıydı. Toprak yüzyıllarca gölge enerjisiyle bozuldu. Çöl, hayvanlara ve sakat insanlara ev sahipliği yapıyor. Çukurlarda uyuyor ve gölge böceklerini yiyorlar. Lejyonerler de bulabildiklerinin işini bitiriyor. Daha anlatayım mı General Marcus? Nanami, Marcus'un üzgün olduğunu sanıyorum. Tamamen iyi niyetliydi. Kıyamam. Çok cesur askerdi, üzülmem gerekiyordu. Değil mi? Kitsune, anlamıyor musun? Tüm bu korkunç şeyler onun gibileri yüzünden yaşanıyor. Görevimi yapıyorum Demir Kadın. Sakın beni yargılama. Ama Marcus, karar verme şansın yok muydu? Yani benim görevim babamın tahtını dibinde oturup güzel bir elbise giymek ve herkese gülümsemekti. Ama o elbiseler köylü bir ailenin yarım yıllık erzağı kadar ediyordu. Ve babam da düşünce şeklime katıldı. Beni kendinle kıyaslama prenses. Erkek çocuk olarak doğmak ne demek biliyor musun? Doğduğun andan itibaren savaşmak zorundasın yani. İşte bu. Bu akıl yoksunu botlar buraya doğrudan gölgeler dünyasından işgal ediyorlar. Nanami, bu konuda bir şey yapabilir misin? Onları hatırlıyorum. Adada böyle botlar görmüştüm. Prenses Moira'yı koruyorlardı. İyi bir fikir olabilir. Onları hackleyip Moira'yı korumak için her dünyaya, her zaman akışına gönderebilirim. Böylece ölümsüzler ona ulaşamaz. Bu geçici bir önlem. Her ya da geç birileri onu bulacak ve kendileriyle gurur duyacaklar. Tahtın kayıp bir varisi bulmuşlar gibi. Onu oradan çıkarıp ebedi işkenceye mahkum edecekler. Her kimsen burada durup suçlamalarını dinlemeyeceğim. Ben yaşadığım sürece gölgenin ilkeleri sürecek. Tüm lejyon onları göz ardı etse bile. Gölgenin kendisi bile ilkelerini terk etti Marcus. Kendi gözlerimle gördüm. Gölge dünyaya acı çektirdi ve o da bunu kabul etti. Gölge kapılarını açan oydu. Anlıyor musun? Kapıları kapattı ama artık çok geçti. Felaket gecesi de lejyonu vurdu. Hala nefes alan tüm gölge veletlerini öldüreceğim. Lejyonun yapacak işleri var ve seninle başlayacağım. Lütfen durun. Yabancının uşakları çoğalıyor. Biz konuşurken o daha da güçleniyor. Gitti. Marcus, sen böyle biri değildin. İradesini kırmış olabilir mi? Bu bir ihtimal değil mi? Ve eminim yabancı bunu kendi lehine kullanacaktır. Haklısın ama benimle boy ölçüşemez. Yeter artık Saibata.
Hemen tekrar ediyorum. Hemen. Neyi tekrar ediyorum anlamadım ki. Garip bir konuşma oldu. Ne oldu burası? Evet, doğup büyüdüğün köy. Tabi yalnızca bir simülasyon. Hiçlik odasının son nefesi. Veda meşası. Gölgelerle savaşmaya karar verdiğin yer burasıydı. Nasıl başladığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Babam felakete yakalanmıştı. Sıvılaştırıcılar onu öldürdü. Ve annem kurtulamadı. Çok uzun zaman önceydi. Canın hala yanıyordur. Canının yanması nasıl bir şey biliyorum. Dediklerine göre devrelerinin erimesi gibi bir şeymiş. Sonsuza kadar o zaman döngüsünde kalmak zorunda değilsin Markus. Biz senin gölge halinden daha güçlüyüz. Senin için buradayız. Tuttum seni. İşte bu! Yakalayamadım. Nasıl ya oyun? Buglarını seveyim senin. İşte bu ya. Ha bir dakika, biz daha 52 olmadı. Ha bitti. Yine buraya geldik. Ne olacak? Ha, gölge zihin. Her yendiğimizde buraya geliyoruz zaten. Şöyle bir etrafına baktı. Çok uzun sürdü ama sonunda buradayım. Aynen, çok uzun sürdü. Bu dünyayı sıfırdan yaratman gerek, unuttun mu? Bunu yalnızca sen başarabilirsin. Kendini şanslı say. Oo May. Yabancının iradesini kıramam. Her şeyin onun istediği gibi olduğu bir dünya yaratmak zorunda kalacağım. Henüz ruhunu kaybetmedin değil mi? Bu çok kötü olurdu. Acı dolu bir dönüşüm geçirdin. Sana huzur ve zeka ve inanç verdi. Hadi bakalım. Evet, düzlemler tamamlandı. Artık bizi ne bekliyor ilerleyen zamanlarda? Göreceğiz bakalım. Evet, şöyle bir hepsini tamamladığımıza göre küreyi gördüğünüz gibi. Yabancıya itaat edebilirsin ama artık kendi iraden var. Burada köprüler arasında da iraden bilhassa güçlü durumda. Ne istiyorsun? Hangi dünyayı yaratmak istersin? Sen de kendi isteklerini yerine getirebilirsin. Hiçbir yabancı bunu yapmanı engelleyemez. İstiyorum ki yaşamanı istiyorum May. Yaşamanı istiyorum May dedi. Bakalım neler olacak. Devam edecek diyor. Hala bitmedi mi bu hikaye? Markus'u bitirdik. Hala bir şeyler gelecek gibi duruyor gördüğünüz gibi. Gölge zihin dönüşümü sonunda tamamlandı. Kahramanlarımız ve gölge zihin çocuğu arasındaki son savaş 2022'de gerçekleşecek. Yakında görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.